Şimdi geçelim Türkiye'de yerli siyasetimize, bir başbakanlık tartışmasıdır gidiyor. Ne söylediğim çok açık ifade ettim. Bir sistemin tartışılması gerektiğini, partili cumhurbaşkanlığı sistemi mi, tek adam rejimi mi, tek adamın oluşturduğu vesayet sistemi mi, yoksa hukukun, adaletin tesis edildiği, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ve parlamenter demokrasiye geçişin yapılacağı bir seçim mi? Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu yüzden sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım sözleriyle olası ilk seçimin parlamenter sisteme geçiş seçimi olacağına vurgu yaptım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi. Seçildikten sonra parlamenter sisteme geçişin sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi bir cumhurbaşkanı olmaya devam edecek bir arkadaşımız olacak. Ben Cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti olacağı, ona yönelik çalışacağımız ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim. Eski sistem demek yamalı bohça demektir. Eski sistem demek sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Bunun anlamı birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını bu netlikte ortaya koymaktır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Buna karar verecek olan Erdoğan değil. Erdoğan'a çağrımız şu: sen sandığı getir ortaya koy kardeşim, buna millet karar versin. Hodri meydan. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başbakanlığa adayım çıkışıyla alevlenen sistem tartışmasına karşı Erdoğan, AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş düşüncesi olmadığının altını çizdi. Muhalefetse zaman gösterecek diyor. Ben Erdoğan'ın şöyle bir laf ettiğini biliyorum. Erken seçim bu ülkeye ihanettir dedi. Sonra erken seçim kararı aldı. Şimdi parlamenter sisteme asla dönüş yok diyorsa bilin ki bunu düşünmeye başlamış. Hem de kara kara düşünmeye başlamış.